Ay hadi kalkalım, sıkıldım. Hadi. Senin neyin var şekerim? Böyle bir şey atarlanmış gibisin sanki. Selim'e sinir oluyorum. Arıyorum, açmıyor falan. Bir dakika. Selim senin telefonlarına çıkmıyor mu? Selim benim telefonlarıma cevap vermiyorum dedim sana. Hı? Lafı nereden çıkarıyorsan. Öyle demedi mi? Demedim. Ay Zeynep, bu çocuktan hoşlandığını söyleme sakın. Ay tipe bak. Hiç yakışıyor mu sana? Azıcık benden bir şeyler öğrensen keşke. Senden öğrenecek bir şeyler olduğunu düşünmüyorum belki. Ne dersin? Ayrıca yani bu zamana kadar düzgün bir ilişkinin olmaması konusuna girmiyorum bile. Erkekler konusunda ne yapacağını bilememe, panik olma hastalığı kronikleşmiş sende. Hülya nereye? Evli mutlu çocuklu düğmene bastın yine biricik. Aa, ne oluyor be? Ay pardon şekerim. İyice yabanların arasında kaldık, tipe bak. Sus, sus, kolum acıyor. Yürü. Boş ver kocaman. Tamam, teselli etme beni. Açın yolu, derse geç kalıyorum. Önce ben geldim, sen aç yolu. Önce biz geldik, önümüze kırdın. Yol verme Ahmet abi. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Açsanıza yolu. Neden önüme kırıyorsun arabayı? Bekleyemedin mi iki dakika? Okula mı geliyorsun? Tabakhanem belli değil. Düzgün konuşsana ihtiyar. Ne öyle tabakhaneme bakhane? Hop bir dakika. Baban yaşında adama öyle utanmıyor musun ihtiyar falan? Sen önce şoförüne düzgün konuşmasını söyle. Ne güzel gelmişim, geçiyorum. Böyle yol kesmeler falan hoş değil. Ne hoş değil pardon? Sen geçiyorsun diye bütün yollar sana mı açılacak? Biz de gelmişiz, görmüyor musun? Ayrıca Ahmet abi beni uzatma çok... istersen. Açın yolu, geçeceğim. Yok canım. Biz niye çekiyormuşuz? Sen çekeceksin. Çekmiyorum. Ahmet abi sen havaalanına git, geç kalma. Benim vaktim var kızım, sen merak etme. Ne oldu? Çekiyor musunuz aracınızı? Yok. Senin çekmeni bekliyoruz. Çekmiyorum. Biz de çekmiyoruz. Ya hadi oğlum çek şu arabanı da girelim içeri ya. Ahmet abi tamam. Ya sabır. Olaylar olaylar arkadaşlar. Selim Kutlusay şu anda okulun önünde kavga halinde. Hanımefendi arabayı çekmeniz lazım. Trafik kilitlendi. Trafik kilitleyen biz değiliz. Beyefendi kendisine söyler misiniz lütfen? Selim Bey... Kusura bakmayın, rektörümüz birazdan gelecek. Büyüklük sizde kalsın. Büyüklük diyor bir de. Sırf sen zor durumda kalma diye çekiyorum. Büyüklük bende kalsın. Afralara bakar mısın Ahmet abi ya? Şu büyüklük onda kalsınmış. Ahmet abi tamam ben ineyim burada. Sen içeri girme, zahmet etme daha fazla. Sırtımda mı taşıyorum be kızım? Sabahtan beri otelde yoruldun zaten. İki adım az yürümüş olursun, fena mı? Ya eksik olma Ahmet abi de. Bir de geç kaldım diye tasalanıyordum. Bak tam zamanında yetiştirdim seni okula. Öyle oldu. Öyle oldu da keşke şu kemer bozuk olmasaydı da ben de ön koltukta otursaydım. O ne demek şimdi Serra? Arka koltukta oturunca ne oluyor ki? Gören seni şoförüm sanıyor. Duymadın mı şımarığın dediklerini? Aman be kızım, tasalandığın şeylere bak. Ben zaten şoförüm, yalan mı? Bugün de senin şoförlüğünü yapıyorum. Ne varmış bunda? Teşekkür ederim Ahmet abi. Kolay gelsin. Hadi kızım selametle. Allah zihin açıklığı versin. Çocukta ne dediğini duydum. Çocuk derken? Şu az önce karşılaştığımız tip yok mu? He,
şu ezik. E ne olmuş duymuşsa? Kişisel gelişimine faydası olacak birkaç yorum sadece. Ne kadar ayıp ya. Ders notlarını istemeye gelince ben hiç karışmam. Kendin istersin, haberin olsun. Tatlısı. Niye isteyelim? Yani şöyle yaparız. Parası neyse alırız. Hem cebine 2-3 kuruş para girer de gider üstüne başına bir şeyler alır. Ay o neydi öyle ya, gömleği gözlü. Aa, korkunç. Ay, tamam Biricik, tamam. Kızlar. Kızlar size aşırı bomba bir haberim var. Haber derken? Bakın şu fotoğrafa. Bak. Bizim dünkü limuzinli Cimri Çömez okulun girişinde Selim'le kapışmış. Bir de üstüne okulun sahibine 100 yıllık ayar veren kız diye paylaşmış herkes. Bakayım. Bu bizim Cimri kız. Ta kendisi Canikom, Serra. Neyse hadi kalkalım. Yetmedi mi sana artık onu seyredip duruyorsun? Yetmedi mi? Sanki ne? Nereye gidiyoruz şimdi? Bekle. Allah Allah. Hadi kalkın kızlar. Hadi oturun kızlar. Öyle kızlar. Beyefendi, nihayet teşrif edebildiniz. Sürekli aynı cümlelerle başlamak nasıl bir duygu abi? Yani hayır, bu yeni modada benim mi haberim yok? Ha bir de altyazı geçmem gerekiyor ne demek istediğimi anlatmak için. Hı, bak seninki geliyor. Ya bırak seninki deyip durma şuna ya. Selim, neredesin sabahtan beri arıyorum, ulaşamıyorum sana. Sonra bir haber geldi Selim kampüs girişinde kavga etti diye. Kavga mı? Ya ne kavgası Biricik ya? Siz de var ya, her şeyi abartmayınızdan bir türlü vazgeçmediniz. Mesaj öyle demiyor ama. Ver bakayım. Kardeşim sen bu kızla mı kavga ettin? Üf. Herkes ne diye bize bakıp duruyor ya? Ay sabahki kapışmanın yansımaları onlar şekerim. Arkadaşlar abartmayalım isterseniz. Bence de abartmasak mı yani? Sıradan insanların hayatını renklendirme çabası, başka bir şey değil. Yalnız şimdi patron bak, senin gündem yaratmakta üstüne yok. Ayrıca bu fotoğrafta abartan da pek biz değilmişiz gibi duruyor. Hayır yani iki tane fotoğraf ne kadar çabuk yayıldı ya okula. Vallahi görüntülerini sosyal medyayı sallıyor. Yani şimdi kızın sana yükselmesi, senin ablaya bir çıkışman ama ablanın seni yine de bir paylaması epey bir konu olmuş anlaşılan. Yani ben bu insanları anlamıyorum. Hiç işiniz gücünüz yok mu böyle şeylerle uğraşıyorsunuz? Yani ben açıkçası... La başlayan cümlelerine sen yine başladın Biricik'im. Evet arkadaşlar, hep beraber dinliyoruz. Biricik, yani sen açıkçası... Bu ilkokul seviyesindeki arkadaş cevap vermemi beklemiyorsunuz herhalde değil mi? İyi günler arkadaşlar.